yılda Doğu Türkistan'da yaşanan facianın, Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulmün soykırım boyutuna ulaşmasından dolayı biz muhacirendeki Doğu Türkistanlılar olarak Doğu Türkistan içindeki akrabalarımızdan, yakınlarımızdan, kardeşlerimizden haber alamıyoruz. Akıbetlerinin ne olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Doğu Türkistan'da sadece Türk olduğu, sadece Müslüman olduğu, sadece insan olduğu için yok edilen bir millet var. Doğu Türkistan milleti var. Kazak var, Uygur var, Kırgız var. Doğu Türkistan'daki Türk milletleri şu günlerde biz burada sadece ve sadece meydanlarda sesimizi duyurmaya çalışırken orada teker teker şehadet şerbeti içiyorlar. Orada insanlığın aklına, hayaline gelemeyecek türden işkence ve zulüm görüyorlar. Şu günlerde biz meydana çıkıp sesimizi çıkarmaya çalışırken Doğu Türkistan'daki yaşananları aklımız, hayalimiz almıyor bile. Hayal edemiyoruz neler yaşandığını. Tüm bunlar olup biterken Doğu Türkistan'da 8,5 milyon insan toplama kampından dönüşümlü olarak geçmişken, 1 milyon kadın kısırlaştırılmışken, yani 1 milyon aile artık yok edilmişken, gelecek milyonlar bu vesileyle yok edilmişken, yaklaşık 1 milyon çocuğumuz annelerinden babalarından kopartılarak kamplarda Çince eğitimle kendi milliyetinden, kendi hüviyetinden, kimliğinden mahrum bir vaziyette yaşamaya çalışırken, yine milyonlarca Doğu Türkistanlı çeşitli sahalarda, çeşitli alanlarda zorla çalıştırılırken, Çin'in mevcut ekonomisine köle işçi olarak çalıştırılırken biz sadece ve sadece ses duyurmaya çalışıyoruz. Doğu Türkistan'da bizim zikredebildiğimiz ve unuttuğumuz, bizim şu anda buralarda diyebildiğimiz ve diyemediğimiz tüm bu zulümler yaşanırken biz sadece ve sadece sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama gel gör ki herhangi bir medya kuruluşu tenezzül edip sesimizi duyurmaya gelmemiş bugünden bahsedecek. Bugün kendi medyamızda kendi sesimizi duyurmaya gayret ediyoruz. Bugün Doğu Türkistanlıların sesi olmaya medya kuruluşlarını, insan hakları örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası toplumu Doğu Türkistan'ın sesi olmaya davet ediyoruz. Çünkü Doğu Türkistan'da yaşananlara sessiz kalmak artık Doğu Türkistan'da yaşananlara destek olmak anlamına gelir. Ve zulme destek olan zalimin ta kendisidir. Biz diyemiyoruz ki Doğu Türkistan'a gidip orada savaşalım, orada ölelim. Keşke diyebilsek ama elimizden o gelmiyor. O zaman Doğu Türkistan'ın sesi olalım. Doğu Türkistan'da yaşananları duyalım, duyuralım. Ve Çin'in mevcut zulmünün hemen acilen bitmesi için elimizden ne geliyorsa yapalım. Biz örnek vereceksek Çin ürünlerini almayalım. Mümkünse hiçbirini almayalım. Eğer onu beceremiyorsak Huawei almayalım. Huawei Çin'deki, Çin'in zulmüne, Doğu Türkistan'da yaşananlara, Doğu Türkistan'daki soykırıma bin fiil destek veren bir firmadır. Onun için çağrımızdır buradan. Huawei ürünleri kullanmayalım. Ondan biz uzak durmaya çalışalım. Sayın hocamız teşrif ettiler. Hoş geldiniz diyoruz. Sözümüzü burada bitireceğiz. Kısacası Doğu Türkistan'ın sesi olmaya tüm dünyayı çağırıyoruz, davet ediyoruz.